Selamlar, ben Juadis. Bugünkü videom Zordlia'nın son yaptığı açıklama videosu olacak. Bu konuyla ilgili yapacağım son ama en agresif video olacak çünkü sen hem akıllanmaz hem de laf anlamaz ucubenin tekisin. O zaman isterseniz videoya nostaljili bir uyarı introsuyla başlayalım. Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırki derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam, kafayı yedirtmeyin bana! O kadar fazla içerik çaldı ki artık YouTube'da kırmızı bültende aranıyor bu s**timin ucubesi. Ama bugün çaldığı içerikler hakkında konuşmayacağım. Beyaz Kurt, ben, Kaan Eren falan bu ucubenin hakkında video yaptıktan sonra muhtemelen kendisi oturup 30 bölüm Muhteşem Yüzyıl ve Sedat Peker'in baştan sona tüm videolarını izlese gerek kendini rezil ettiği bir video daha paylaştı. Videoda da kendince Kaan Eren'le Beyaz Kurt'a falan sallamış. Oğlum sen gerçekten iflah olmaz. Çocuk kafalının tekisin. Kimmiş bakalım bu cırcır böcekleri? Eren ve Sibirya kurdu. Kanuni Sultan Süleyman gibi atla gelip bir anda Sedat Peker'e dönüştü elemana bakayım. Bir de havalı havalı şey falan diyor. Arkasından 100 köpek havlamayan kurt, kurt değildir. O 100 köpeğin arasından biri sensin herhalde. Olsun, insanın kendisi bilmesi kadar güzel bir şey yok. Sizin hali hazırda milleti eleştirmekten başka bir vasfınız var mı ki? Bir yeteneğiniz var mı ki? Ya koyayım. Hayatın boyunca bir baltaya sap olamamışsın. Hatta bu kafayla da olamayacaksın zaten. Gelip yetenekten vasıftan bahsedebilecek muhtemelen dünya üzerindeki en son insansın birader sen. Yeteneğiniz var mı ki? Koyayım. Asıl senin yeteneğin vasfın var mı ki? Senin vasfın ne? Söylesene Allah aşkına bir söyle. Senin tek vasfın muhtemelen YouTube'da sabahtan akşama kadar milletin videosunu izleyip hangisini çalsam? Acaba şunu mu çalsam? Acaba bunu mu çalsam? Diye plan yapmak. Başka bir kim vasfın yok oğlum senin. Vasıflı olmak buysa ben böyle vasfın koyayım. Hiçbir vasfın olmadığı gibi eleştiri ne demek onu bile bilemeyen bilgisiz herifin tekisin oğlum sen. Adamlar birilerini saçma sapan eleştirip çok iyi paralar kazanıyorlar. Hem de sizin destekleriniz sayesinde. Evet, belki size göre doğruları yanlışları söylüyorlar. Peki bana hırsız diyen bu densizler videolarında insanların ismini kullanarak ağızlarında sakız ede ede prim kazanmış olmuyor mu arkadaşlar? Bu da hırsızlık değil mi? Var mı özgün bir şey? Var mı kendine özgü bir şey? Ya Zordlia, eleştiri dediğimiz şey zaten iki tarafa da prim veren bir şeydir. Mesela ben senin gibi bir ucubeyi şu an eleştiriyorum değil mi? Ben ki kitlem tarafından takdir edilecek bir prim kasarken aynı zamanda senin şu söylediğin saçma sözleri eleştirirken de sen de nefret primi kasıyorsun. Zaten istediğin muhtemelen nefret primi kasıp yükselmeye çalışmak ama böyle yere çakılırsın. Bilmediğin konular hakkında her zamanki gibi boş yapmışsın. Bir de yok işte neymiş siz bunlara para kazandırıyorsunuz falan diye boş boş Rio kuşu gibi ötüyorsun. Videonun başlığında Mertlia yazıyor diye sen bizi içerik hırsızı ilan ettin. Koyayım. Hırsızın bir başkasını hırsız diye itham etmesi kadar komik bir şey var mı ya? Şaklabanın amacı her zaman seyirciyi güldürmek. Sen bu şekilde devam edebilirsin. Ben bayağı gülüyorum çünkü. Ben 3-5 içerik almışım diye bu kadar büyüttüyseniz o zaman ben bu YouTube'u binlerce içerik kopyalayanlar için yangın yerine çeviririm. Ne? YouTube'u alev yerine çevireceksin. Şaklabanı saraya almışlar, kendini padişah sanmış. Eğer alev alanına çevirmezsen ben senin koyayım. Ulan sen çıkıp milletin bir tane çaldığı videoyu ortaya çıkarsan, millet senin 1000 tane çaldığın videoyu önüne serecek. Dalayarak sen hala ne konuşuyorsun oğlum? Tüm bu boş laflardan sonra gelen cümle de şu şekilde oldu. Bundan sonra ben varım ulan. İstediğiniz kadar rahatsız olun cırcır böcekleri. YouTube'un babası benim. Şaklabanlıkla kitle kazanan kişinin kendisini padişah ilan etmesi kadar komik bir şey var mı ya? Bundan sonra YouTube'un babası benim. Bir kişi bile bana gelirse onun ana... Senden olsa olsa yarak başı olur. Sen de zaten iki elinle o yara doğrultamazsın. Eline yüzüne bulaştırır, üstüne bir de altında kalırsın. 7 ile 10 yaşındaki kitleye tabii kendini havalı göstermek kolay. Götün yiyorsa gel, ister senin ister benim hiç fark etmez. Bir kanalda canlı yayın açalım, yüzüne karşı eleştireyim seni. Hadi götün yiyorsa bu videoda söylediklerini canlı yayında da söylesene. Bir de işsiz gibi Beyaz Kurt'un 780 videolu kanaldaki tüm videolarını muhtemelen oturup izlemişsin. 780 videonun içinden sadece 2 tane videoda kendince açık bulduğunu sanıp Beyaz Kurt'a kim milyoner olmak isterdeki 1 milyonluk soru gibi sorular sormuşsun. Beyaz Kurt, sen bu zaman bunu demişsin. Hadi açıkla bakalım. Şıklar A, Hatırtman, B, Sıtırtman. Ya burası tabii Beyaz Kurt'un bileceği bir şey. Kendisi video yaparsa kendi cevaplar ama benim bu sorularda takıldığım bir şey var ki. Eh be Zordlia. Sen nasıl böyle bir ucubelik yaptın oğlum? Coca-Cola'nın içilmeyip dökülmesine, Coca-Cola'nın protesto edilmesine karşı çıkıp siz salaksınız, siz beyinsizsiniz dediğin günleri unuttun galiba. Evet, sana göre insanlar Coca-Cola'ları alıp alıp para harcayıp döküyorlar. Sana göre bu bir saçmalık. Ama şunu da anlayacak kadar beynin yok ki o insanlar bir ümit uğruna bir şeyler yapıp belki bir şeyler değişir diye
protesto ediyorlar. Adı üstünde, bu bir protesto. Evet çocuklar, bugün sınıf arkadaşınız 24 yaşındaki Mert'e boykotun ne olduğunu anlatalım. Ufaklık Mert'cim, boykot dediğimiz şey o markaya ait ürünlerden uzak durmaktır. Mesela İsrail'i boykot etmek istiyorsan onun yaptığı üründen, yine örnek veriyorum, kola satın almazsın ve onlara da para kazandırmamış olursun. Ama senin gibi ucubeler çip seti bile İsrail'e ait olan iPhone marka telefonu böyle boykotu açıklarken kamera karşısında insanların gözüne sokmayı da çok iyi biliyor. Kolayı satın aldığın zaman ister dök ister götüne sok, sen zaten İsrail'e parayı kazandırmış oluyorsun. Bunu akıl edemeyecek kadar nasıl geri kafalısın yemin ederim aklım almıyor ya. Sen bu yaşına kadar hayatını nasıl idame ettirdin oğlum? Muhtemelen 7-10 yaşındaki kitleni aklı sıra manipüle etmeye falan çalışacaksın ama her zamanki gibi yanlış bilgi vermişsin. Hani bunu yapıyorsun, iPhone marka telefonu masanın üstünden çek koyayım boykottan bahsederken ya. Şimdi gelip sakın bana deme, ben onu 2-3 sene önce aldım, YouTube'un babası benim. Zaten videonda da kendin diyorsun 2-3 yıldır İsrail, aynı İsrail diye. Bilmeyenler varsa iPhone'un içindeki chipset İsrail tarafından kaynağı sağlanan bir şey. O yüzden sen kısmen iPhone satın aldığında o paranın %1'i bile olsa İsrail'e destek olmuş oluyorsun. Yaptığın her yeni videoda kendini biraz daha rezil etmeyi nasıl başarıyorsun bilmiyorum ama gerçekten bu rezillik takdir edilesi ya. Senin şu videoda kurduğun cümleleri bile idrak edebilmek için beyin hücrelerimi mutasyona uğratmak zorunda kaldım. Gittim Salih Reis videoları falan izledim ki videonda söyleyebildiklerini daha kolay idrak edebileyim. Haksız olduğun gibi kendini ifade etmeyi bilmeyen hem suçlu hem güçlü ucubenin tekisin birader sen. Ben gerçekten böyle birini görmedim. Çıkıp suçunu kabullendiğin bir video atsan emin ol hatanı anladığın için belki de binlerce kişi tarafından takdir edilecektin. Ama sen ne yaptın? Hatalı olmana rağmen gurur yapmaya devam ettin. Eren, şimdi sana gelelim. Diye bunu çaldı, Mert Liye şunu yaptı diye 400 bin abone oldun. Tebrikler Sümüklü Böcek. Tebrik ediyorum seni. Falan diye s**k konuşuyorsun. Sen Kaan Eren kaç bin abone olmuş diye falan sorgulayacağına, önce istersen bir s**ktir git, içerik çala çala 2 milyon abone olduğun için yatmadan önce sütünü içerken vicdanını sorgula. Bu Zortlia gibi olan herkese de karşı tavrım bu saatten sonra tam olarak bu şekilde olacak. Bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord ve sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve şaklabanların kendini padişah sanmasına izin vermeyin.